Herkese merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kış ayları için en ideal çözüm grip, boğaz algınlığı için boğaz pastası yapacağız. Özellikle bitki çayları sevmeyen çocuklara, hatta okula giden çocuklar için normal şeker gibi ağızlarına atsınlar diye tavamın altını yaktım. Şimdi bir su bardağı şekerim mevcut. Yarım su bardağı su ekliyorum. Birazcık ocağımı hızlandıracağım. Bir çay kaşığı tepeleme değil. Şöyle göstereyim. Tarçın. Bir çay kaşığının ucunda karabiber. Bir tatlı kaşığı, toz zencefil ekliyorum. Birazcık karıştırıyorum. Çabuk olan bir şey bu zaten. Genelde evlerimizde bulunan malzemeler. Okula giderken şeker niyetli çocukların ağzına attığımızda en azından birazcık korumuş olacağız çocuklarımızı. Şöyle mis gibi tarçın kokusu olmaya başladı. Ocağımı yine hızlandırdım. Şimdi hafif kısıyorum. Bakın kaynamaya başladı bile. Şimdi bir yemek kaşığı limon suyumu ekliyorum. Ve onu da karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı ise süzme balımı ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Yeniden altını hızlandırıyorum. Şeker yerine pekmez koyabilir miyiz? Evet, koyabiliriz. Çocuklarımızın sizlerin alerjisi yoksa bal yerine de koyabilirsiniz. Ama biliyorsunuz bal çok faydalı. Ben şekeri diğer malzemelerin çocuklar tadını almasın, tiksinmesinler diye ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şu anda kaynıyor zaten. Evet. İyice kaynadıktan sonra artık altımı orta ateşe aldım. Ocağımın altına. İyice böyle bakın köpükleri görüyorsunuz. Köpük köpük olup biraz koyulaşacak. 15 dakikaya bir ihtiyacımız var. Ara ara karıştıracağız. Kıvamına bakacağız. Köpükleri görüyorsunuz. Şu akışkanlık gidene kadar bunu böyle pişiriyoruz hanımlar. Gördüğünüz üzere koyulaştı. Akışkanlığını yitirdi. Artık ocağımın altını kapatacağım. Ve şu üzerindeki köpükler sönene kadar bekleteceğim. Ama çok da fazla bekletmeyin. Çabuk donar. Sadece bu köpüklerin gitmesini bekleyeceğiz. Tezgahımıza bir yağlı kağıt atalım. Gidene kadar onu hazırlayalım. Gördüğünüz gibi o yoğun köpüğümüz kalmadı. Şimdi bir çay kaşığı veya tatlı kaşığı alıyoruz. Hızlı hızlı bu şekilde hepsini yağlı kağıdımıza. Minik minik aparatlarımız varsa çocuklar sever şekilde. Kurabiye aparatımız. Onların içine yapın. Şeklini alsın. Benim aparatım var ama çok büyükler. Bu şekilde bütün hepsini
Ya bir kağıdınız bombili olmasın. Büyük geliyorsa çay kaşığı kullanın. Birkaç dakika içinde bunlar burada donacaktır. Şöyle dokunduğunuz zaman sertleşmişse zaten donmuş demektir. Şöyle yaptığımızda bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyor bunlar. Şimdi evet, hepsi olmuş. Pudra şekerini alıyorum. Şöyle hafif hafif üzerlerine gezdireceğim. Bu da kavanozu veya saklama kabına, yani nerede saklayacaksanız koyduğunuzda birbirlerine yapışmasınlar diye fazlalığı alabilirsiniz. Bu şekilde yapalım. Bunlar. Sonra tek tek çıkarıyoruz bu şekilde. Bakın kolay çıkıyor. Güzel dondu demektir bu. Bu şekilde. Altlarını da aynı şekilde pudra şekerini birbirlerine yapışırlarsa bir anlamı kalmaz. Aynı şekilde üzerlerine de hafif hafif, çok fazla abartıya gerek yok. Şöyle bir gezdirelim. Hepsini değsin diye. Artık bunu bir kavanozda saklarsanız daha güzel olur, daha kalıcı olur. Şöyle fazlalarını alırsınız daha sonra. Hepinize şifa olsun. Hoşça kalın.